Herkese merhaba. Bugün sizlere hakkımda bilinmeyen gerçekleri anlatacağım. O zaman ilkiyle başlıyorum. Yüzmeyi bilmiyorum. Hiçbir zaman da yüzmedim zaten. Bisiklet sürmeyi de bilmiyorum. Daha doğrusu süremiyorum. Denemiştim küçüklüğümde. Arkadaşlarımın bisikletine binerdim ama yani denge bile kuramazdım yani. O derece kötüydüm. Sürmeyi bırakın. Neden öyle bilmiyorum. Hatta bisiklet sürenlere karşı çok şaşırıyordum. Nasıl beceriyorlar denge kurup o bisikletin üstünde durup sürebiliyorlar diye. Hiç uçağa binmedim hayatımda. Ama binmek isterdim gerçekten. Deneyimlemek isterdim. İleride inşallah nasip olur uçağa da binerim. Bakalım olur mu bilmem. Daha sonra böyle deftere not aldım çünkü hemen aklıma gelmez diye oradan okuyacağım. Alıngan bir insanım. Bir insan bana mesela şakadan da olsa bir şey dediği zaman onu ben gerçek anlıyorum, hemen alınıyorum. Alınganlığımda geçmesi de uzun sürüyor. Neden bilmiyorum, benim de hoşuma gitmiyor bu durum ama çok alınganım gerçekten. Normalde duygusal bir insanım ama karşı tarafa mesela insanlara karşı duygularımı göstermeyi, duygulu bir insan olduğumu göstermeyi sevmiyorum. Çok çabuk ağlayan bir insanım normalde ama insanların yanında ağlamayı hiç sevmiyorum. İnsanların benim ağlamamı görmesini istemiyorum. Ağlamayı geceye bırakıyorum ya da yalnız olduğum zamana bırakıyorum. Çünkü böyle birinin karşısında ağladığım zaman utanıyorum. Yani kötü bir şeymiş gibi geliyor. Güçsüz olduğum gözüküyor gibi hissediyorum. Gizli ağlamak en iyisi benim için. Turşuyu çok severim. Bana bir tane ya da iki kavanoz turşu verseniz, salatalık turşusu, onu hemen anında yiyebilirim yani. O derece çok seviyorum. Haşlanmış mısırın bir oturuşta 4-5 tane yiyebilirim. Hatta daha fazla bile yiyebilirim yani. O derece haşlanmış mısır hastasıyım. Bana mesela deseniz ki bir gün boyunca sana yemek vermeyeceğiz, sadece mısır haşlaması vereceğiz deseniz kabul ederim. Sabah akşam yemekten de sıkılmam. Hatta bir ay, 2 ay bile yiyebilirim yani sadece mısırla geçinebilirim yani ömrümü. İlkokuldan beri tahtaya bir şey yazıldığı zaman göremiyordum. Uzağa göremiyordum açıkçası. Yanımdaki kişilerin defterinden bakıp yazıyordum tahtayı göremediğim için. Bir de uzun boylu olduğum için hep arkaya koyardı hoca beni. Önde olsam belki görürdüm ama arkada olduğum hiçbir şekilde göremiyordum. Hatta ilkokuldaki bazı kızlar defterlerini bile göstermiyordu bana yani. O derece gıcık kızlar da vardı yani. Bir tane arkadaşım vardı iyi olan, o gösterirdi defterinden bakıp yazardım aynı anda. Bu üniversiteye kadar devam etti böyle. Üniversitede de tahtayı göremiyordum. 80-90 kişilik sınıf olduğu için yine arkalarda kalıyordum. Tahtayı göremiyordum hiçbir şekilde. Tahtada yazı olurdu, sanki yazı yokmuş gibi gelirdi bana. Sakın bu konuda dalga geçmeyin arkadaşlar. İnsanlık hali yani. Ondan sonra doktora görünmüştüm. Doktor gözünde bir problem yok. Gözün sağlam demişti. Gözlük falan da vermemişti. Bunu anlam veremedim. Tahtayı göremiyorum, uzağa göremiyorum ama gözlük vermemişti doktor. İlginç değil mi? Çok takıntılı bir insanım. Mesela küçüklükten beri böyleyim. Küçüklükte ufak tefek takıntılarım vardı. Mesela şöyle örnek vereyim. Musluğu kapattım mı kapatmadım mı diye sürekli gidip gelip bakardım. Sonra kapıyı kapattığım zaman evin dış kapısını ikide bir elimle itekleyip kontrol ederdim kapatabildim mi tam diye. Sanki açık bırakacağım da biri hırsız falan içeri girecek gibi bir izlenim hissederdim yani. Ocağı açık unutmuşsam kapattım mı kapatmadım mı gibi ufak takıntılarım vardı. Büyüdükçe takıntılarım artmaya başladı tabii ki. Düşüncesel boyutta da beni zorlayan, rahatsız eden takıntılarım başladı. Hatta bu yüzden psikoloğa bile göründüm yani. İlaç da kullandım bu konuyla ilgili. Ne yalan söyleyeyim. Çok kötü bir durumdu. Düşünceseli daha kötü zaten. İnsanı rahatsız etmeye başlıyor. Vicdan azabı falan duymaya başlıyordum. O derece kötüydü yani benim için. İlişki anlamında kıskandırılmayı hiç sevmem. Bir insan beni durup durmadık yerde kıskandırmaya çalışırsa başka bir kızla ya da o zaman o insandan direkt soğurum ya da ayrılırım yani. Öyle düşünüyorum şu an. Affedici bir insanım. Biri bana bir hata yapsın ama çok büyük olmayacak tabii ki. Özür dilesin, kabul ederim yani. Çok fazla kin tutmam. İntikamcı bir insan da değilim. Hiçbir zaman hiç kimseden de intikam almadım bu zamana kadar. Çok yanlışlar yapılsa da. Çoğu insan gibi yatmadan önce bir şeyler düşünmem kafamda. Direkt yatar uyurum yani. Hatta kafamı yastığa koyar koymaz uyuyan insanlardanım ben.
Annem bile bu duruma bazen çok şaşırıyor. Nasıl hemen uyudun diyor. Sevdiğim erkeğe karşı aşırı sadakatliyimdir. Gözüm ondan başkasını görmez. Çok deli aşık oluyorum yani. Neden bilmiyorum. Bu ilk defa başıma geliyor. İlk defa aşık olduğumu hissediyorum zaten. Paraya değer vermem. Çok savurganımdır. Elimde bir miktar para olsun, onu birkaç gün içinde bitiririm yani. O derece önem vermiyorum. Ama sonra tabii parasız kalıyorum, paraları harcadığım için. Beğendiğim kıyafet olsun, ayakkabı olsun. Eğer beğendiysem onu alırım. Marka takıntım yoktur benim. Marka olmasa bile beğendiğim her şeyi alıp giyerim. Zaten videolarımda da gördüğünüz gibi ben hiçbir zaman marka bir şey alıp giymiyorum. Güzel ucuz şeyler varken marka almak neden diye düşünüyorum açıkçası. Bütçeme göre yani uygun giyiyorum. Herkes marka giymek zorunda değil zaten. Kendine yakıştıranı giymek önemli olan diye düşünüyorum. Köpekleri severim ama köpeklerden aşırı korkarım. Büyük küçük hepsinden korkarım yani. Yanlarından geçemem. Hatta başıma böyle bir olay geçmişti köpeklerle ilgili. Lisedeydim o zaman. Okul çıkışı arkadaşımla eve doğru yürüyorduk. Arkamdan köpek havlaması sesi geldi. Ben de çok yakından geldiğini düşündüğüm için kaçmaya başladım. Arkama bile bakamıyordum yani, o kadar yakın olduğunu düşünüyordum köpeğin. Sonra arkadaşım arkasına dönüp bakmış. Küçük süs köpeğiymiş havlayan ve bağlıymış ağaca. Ondan sonra sakinleşmiştim ama rezil olmuştum. Koşarken karşı taraftaki insanlar beni görmüştü. Bana bir arkadaşım ya da ben birine mesaj attığım zaman illa mesajın sonunu ben getirmem gerekiyor. Eğer mesajın sonunu ben getirmezsem kendimi çok rahatsız hissediyorum. Yani o kişi konuşmak istemediğimi düşünmesin diye en son mesaja kadar hep ben atıyorum. Hatta bu takipçilerimle de başıma geldi. Konuşmamız bitti. Ondan sonra o bana kalp attı. Ben ona kalp attım. O bana attı. Ben ona attım. Benim takıntım olduğu için bu konuda sürekli kalp atıyorduk yani. 100-150 kadar kalp atmışızdır birbirimize, o derece. O da herhalde benim gibi bir insandı. En son mesajı atmak isteyen. Telefonda konuşmak hoşuma gitmez. Onun yerine mesajlaşmayı daha çok severim. Çünkü telefonda konuşmaya başladıktan birkaç zaman sonra canım sıkılıyor. Neden anlamıyorum. Horon oynamayı ve oryantal dansını çok severim kendim. Hatta kendim de aynanın karşısında şarkı açıp oynamayı çok seviyorum. Hatta aynanın karşısında şarkı açıp oynadığım zaman kendimi çok aşırı mutlu hissediyorum. Mutsuzsam bile o aynanın karşısına geçip oynamaya başladığımda dünyanın en mutlusu ben oluyorum herhalde diyebilirim. Kahve içip uygulamalardan fal baktırmayı çok severim. Fala inanma ama falsız da kalma demişler. Ben de öyle yapıyorum. İnanmıyorum ama falsız da kalmıyorum. Hatta haftada 2-3 kere kahve içip uygulamalara gönderiyorum. Hatta Instagram'dan da takipçilerimden bana fal bakanlar oldu, sağ olsunlar. Çok güzel yorumladılar hepsi de. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim baktıkları için, mesaj attıkları için gerçekten. Yalnızlıktan pek hoşlanmam. Çünkü hiç yani bana göre bir şey değil yalnızlık. Dışarıda tek başıma gezmeyi sevmem. İlla yanımda biri olması gerekiyor, bir tane bile olsa. Çünkü dışarıda yalnız gezdiğim zaman gezmemden hiçbir şey anlamıyorum. Hemen eve gelesim geliyor. Sıkılıyorum yani yalnız başıma. Bir insan olunca hem onunla konuşup gezmek daha keyifli oluyor diye düşünüyorum. Zaten çoğunuz da böyle düşünüyordur kesin. Hastaneye gitmeyi hiç sevmem. Gitmem gerekirse bile hep ertelemeye çalışırım. Hiç sevmiyorum hastaneye gitmeyi. Zaten gidiyorum da ne oluyor? Doktorlar bir şey anlamıyor benden. Karın ağrısı için gidiyorum. Takı takmayı severim. İlla bir tane de olsa dışarı çıkarken takı takarım genellikle, çoğu zaman. Büyük konuştuğum şeyler hep başıma gelir. Ya aynısını yaşarım ya da ben de yaparım yani. Aynı şeyleri daha sonra büyük konuştuğum için. Artık o yüzden büyük konuşmamaya çalışıyorum pek. Çünkü başıma geleceğini biliyorum. Bu herkes için böyledir diye düşünüyorum. Büyük konuşma başına gelir diye bir laf var zaten. Domatesi hiç sevmiyorum. Yemiyorum. Tadını nedense hiç beğenmiyorum. Daha sonra yumurta kırmasını da hiç sevmem. Bu yaşıma kadar hiçbir zaman yumurta kırması yemedim. Görüntüsünden ve kokusundan dolayı yiyemiyorum. Sadece yumurta haşlaması ve o kadar yani, yumurta haşlaması yiyorum sadece. Gezmeyi çok severim.
Beni bıraksalar sürekli dışarı çıkıp gezmeyi tercih ederim evde oturmaktansa. Hatta mesela bana şöyle deseler, her gün farklı bir şehri gezeceksin deseler, seve seve kabul ederim ve gezerim. Çok güzel olurdu gerçekten her gün gezmek ama nerede? Dedikoduyu hiç sevmem. Yanımda yapıldığı zaman da o ortamdan uzaklaşırım ya da benim yanımda dedikodu yapmayın derim. O derece sıkılırım yani dedikodudan. Çünkü dedikodu bildiğiniz gibi çok günah. Ben de günaha girmek istemem. Yanınızda dedikodu dinleyen, ay dedikodu anlatan birini dinlemek bile günaha giriyor çünkü. Haksızlığa gelemem. Haksızlığa uğradığımda aşırı sinirlenirim. Haksızlığa uğratan kişi büyük de olsa, küçük de olsa aynı tepkiyi veririm yani. O an nedense hiç utanmam. Çok sinirlenirim, bağırırım falan. Sinirli halimi görmeyin zaten. Sinirlendiğim zaman kendimden geçiyorum. Banu bu sen misin dersiniz yani sinirli halimi gördüğünüz zaman. Ama Allah'tan ki bu 2-3 dakika sonra geçer. Güvenilir bir insanımdır. Herkes bana genellikle sırrını anlatır kolaylıkla. Onu ben ölene dek saklarım. Videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenirsiniz. Hoşça kalın.